Biz sofrada bu yıl biraz et yapalım, biraz işte böyle ne bileyim kavurma yapalım, onu yapalım, bunu yapalım ya dersen eğer. Kasaplarda da tam anlamıyla kuzu etinin yanına yaklaşılmıyor. Çünkü kuzu kıyma ve kuzu etin kilosu 1000 lirayı geçti. Aman Allah'ım. İyi. 1045 lira kilosu. İnsanları da düşünmek gerekiyor. Yanına yaklaşanı kaçırıyor gibi. Evet. En uzak siz duruyorsunuz şu anda. Kuzuya değil her şeye. Her şeye uzak. Dana işte bonfile 995 bin lira. Kıyması da 600 üstünde. Kuzu ondan da daha pahalı. O daha pahalı evet. Daha 15 gün önce dana karkas ete %3,48, kuzu karkasa da %7,24 zam gelmişti. Yeni fiyatlara henüz alışamadan etiketler yeniden güncellendi. Kuzu eti fiyatları durdurulamıyor. Son 10 günde kuzu etine ortalama 80 lira daha zam geldi. Kuzu kıyma ve kuzu kemiksiz etin kilosu 1045 liraya çıktı. Kemikli kuzuda 650'den başlıyor. Tabii ki hiç kimse istemez artmasını. Müşteri de istemez, kasap da istemez. Mezbanede kıvırcık kuzu karkas etin kilo fiyatı 510 ila 540 lira arasında değişiyor. Kasaba gelene kadar da fiyatlar katlanıyor. Çocuğumuz için alacağız zaten. Kıyma alacağım da şimdi mesela sordum 500 lira değil mi? Baktım almadım geldim kasabım. Fiyat farkları var. Peki ama kuzu eti fiyatları neden bu kadar yükseldi? Uzmanlara göre hem kuzu sezonunun sonuna gelindi hem de kuzu üreticileri fiyatlar daha da yükselecek beklentisiyle hayvanlarını elinde tutuyor. Bence fırsatçılıktan başka bir şey değil. Herkes güzel işini yapsa böyle bir şeyler olmaz. Daha ucuza alırız, daha ucuza yeriz ve herkes yiyebilir. Fırsatçılarda mutlaka vardır. Fırsatçısız ülke olmaz. Gerçek anlamda tabii fiyatı bu olmaması lazım. Hatta bazı besicilerin sosyal medyada manipülasyon yaptığı ortaya çıktı. Hayvanınızı kesmeyin diye paylaşım yapıp fiyatları daha da yükseltmeye çalışanlar bakanlığın radarına takıldı. Besici çok fazla tutamaz ama tabii bir hafta 10 gün yani 15 gün tutuyorlar zaten. Sesimizi çıkarmadan kuzu alıyoruz. Yorum süperdi gerçekten. Sesimizi çıkarmadan kuzu alıyoruz. Şimdi hemen mesajlar gelmeye başladı alıyoruz bu arada. Diyor. Alıyoruz diyor kuzu diyor. Alabiliyor yani. Yani. Birazını alıyor, orasını alıyor. Belki bravo, bir kiloyu 7 kişi birden alıyor. Hani danaya ortak girmek vardı ya. Hindiye de ortak girilebilir yazmışlar şimdi. Hmm. Olabilir. Yani neden olmasın? Valla 1045 lira kilo değil mi? Hı hı. Ve fırsatçılar var deniyor. Fırsatçılar var, bir taraftan da enflasyon da var. Mesela fiyatlar daha da yükselecek beklentisiyle evet. Mesela. Ne yapacağız şimdi buna? Anladığım kadarıyla dövizde bir artış olmadı son bir iki gündür. Ufak tefek bir kuruş artıyor. Hı. Akaryakıtta bir zam yok. Hatta bilakis benzinde biraz, 60 evet. lira civarında indirim var. Mazot değil tabii. Otoyol maliyetleri birkaç aydır aşağı yukarı aynı. Niye artıyor? Ha demek ki hayvancılık politikasında bir ciddi sıkıntı söz konusu. Ama muhtemelen bir taraftan da sevgili Ebru'cu. Rakamlara görmek çok enteresan gerçekten ha? Değil mi? 1045 lira. Yani aslında doğru şey okuduğundan emin olmak ister insan bir kez daha dönüp bakar. Valla hani baktığın zaman belki fiyatlar iyidir, bizim alım gücümüz azalmıştır. Yani fakirleşmişizdir belki. O yüzden öyle olmuştur. Algılar o yüzden oturmuyor. Yani diyorsun. Fiyatlar aslında evet. Normaldir belki. Mesela Yunanistan'dan, İtalya'dan birileri gelse fiyatlar normal. Dayı senin asgari ücretin ne kadar dedikleri zaman da şu kadar... Yani oradaki denge, korelasyon, link kopması falan filan işte. Linkler vallahi yiyebilen afiyet şeker olsun ama gel gör ki et yiyemeyen bir nesilde yetişiyor açık ve net yani. Acı bir gerçek.